Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle magnolia yapacağız. Günümüzün popüler tatlılarından biri olan magnolia, bir de bizim yorumumuzla bakalım nasıl oluyor. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı vanilya, 1 su bardağı sıvı krema, 1 paket yulaflı bisküvi ezmesi, 1 yumurta sarısı, çilek, kivi, nar ve muz. Arkadaşlar, karışık meyveli has bahçe diye tabir ettiğimiz güzel bir magnolia yapacağız sizinle bugün. Gelin şimdi magnolia'mızı, muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bütün malzemelerimi, öncelikle şekerimi, unumu, nişastamı, vanilyamı koyuyorum ve karıştırıyorum güzelce. Bu arada kazanımın altı henüz yanmadı. İçine sütü ilave ediyorum. Ve son olarak yumurtamı içine bırakıyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Ocakta koyulaşana kadar pişireceğim arkadaşlar bunu. İyice karıştırmaya devam edin ki altı yanmasın, dibi tutmasın. Arkadaşlar, muhallebimiz kıvamına geldi. Kaynadı. Birkaç dakika daha kaynamasını sağlayalım bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde fokur fokur edecek. Evet. Biraz pişsin ki içindeki nişasta, un, tadı gitsin. Güzel bir muhallebi tadı alsın. Şimdi bunu ocaktan alacağım arkadaşlar. Mikser yardımıyla karıştırarak sıvı kremasını yedireceğim. Ocaktan muhallebimizi aldım arkadaşlar. Şimdi mikser yardımıyla biraz kabartacağım ve sonra sıvı kremasını yedirmeye başlayacağım. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi içine sıvı kremasını ilave ediyorum ve tekrar çalıştıracağım. Evet arkadaşlar, son şeklimiz bu. Şimdi muhallebimiz tamamlandı. Muhallebimiz burada soğuya dursun. Biz kaselerimizi hazırlamaya başlayalım. Kaselerimizin dibine birer dilim muz koyarak başlıyorum arkadaşlar. Hepsine birer tane koyalım bu şekilde. Bunun üzerine bisküvimizin kırıntılarında serpiyorum. Tamamen muzumuz kapansın. Böyle katmanlar oluşturarak gittiğimiz zaman çok güzel bir lezzet elde ediyoruz. Biz ailece magnolia'yı çok seviyoruz. Hem çok hafif bir tatlı, hem de yapımı da çok basit, çok kolay oluyor. Evet, şimdi kivilerimden döşeceğim. Ve bir miktar da çileğinden döşüyorum. Çileklerimizi bu şekilde koyacağız.
Meyvelerimizi döşedik arkadaşlar. Şimdi üzerine muhallebimizi ilave ediyoruz. Bu şekilde. Çok da soğumasın. Birazcık böyle ılık olsun. Muhallebimizin kıvamı her tarafı kapatacak şekilde. Muhallebilerimizi koyduktan sonra arkadaşlar üzerine bisküvilerimizden yine gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Arkadaşlar üzerine narımızı serpiştirerek tatlımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde artık son dokunuşlarımızı yaptık ve bitirdik. Magnolia tatlımız artık servise hazır. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Şahane güzel bir lezzet arkadaşlar. Pudingin bisküviyle uyumu, bunların meyvelerin tadı, hepsi çok güzel geliyor. Tam bir has bahçe olmuş. Bunu bu şekilde deneyip tadına bakarsanız memnun kalacağınıza inanıyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki buluşacağımız videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.